Reysaç Lojistik Para Toneri sunar. Para Toner programına hoş geldiniz. Ben Murat Tufan. İş tarafta yine bakıldığı zaman Moody's'in Türkiye kararının yansıması ve tabii ki enflasyon beklentileri konuşuluyor. Dış taraftaysa ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın yine faiz açıklaması piyasaların manşetinde olduğunu söyleyelim. Amerikan dolarında bir güçlenme var. Bu güçlenme çabaları tabii ki altın fiyatlarını baskılıyor. Petrol cephesinde de gözler Viyana'da yapılacak olan İran nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması görüşmesinde olacak. Amerikan 10 yıllık taraftaysa Fed'in şirket tahvillerini geri almasının yansımaları devam ediyor efendim. Kripto paralardaysa El Salvador Bitcoin'i Merkez Bankası rezervi olarak tutmaya hazırlanıyor. Yani ülkenin aslında resmi para birimi olmaya aday olduğu Bitcoin ki bu da yeni dünya düzeninde Bitcoin'in geleceğine dair yeni tartışmaları da gündeme getirdiğini söyleyelim. Tabii üzerine Elon Musk'ın da çok yoğun tweetleri var ama öncesinde bir konuklarımıza bakalım, sonrasında detaylandıracağız. Öncesinde Para Töner'de editörlerimiz Pınar Aksu ve Yarkun Sun'un seçmiş olduğu haberlerimize bakalım efendim. Haftanın ve yeni haftanın ilk 5 önemli haberi. İlk haber Başkan Janet Yellen'dan. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Başkan Biden'ın 4 trilyon dolarlık harcama planının enflasyonda yükselişe katkı yapsa ve daha yüksek faiz oranlarına yol açsa bile Amerika için iyi olacağını savundu. Harcama planı hafif şekilde daha yüksek faiz ortalamasına neden olsa bile gerek toplumun, gerekse Fed'in bakış açıları açısından bir artı olacak diye konuştu. İkinci haberde ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhuriyetçiler üzerinde anlaşamadığı Kongre sürecini Çarşamba günü Temsilciler Meclisi ile başlatmayı planladığı altyapı yatırım paketinin Senato'da ciddi bir dirençle karşılaşabileceği ifade ediliyor. Özellikle Demokrat Senatör Joe Manchin, oy vermeleri hakları konusunda Demokratlar tarafından getirilen tasarıya oy vermeyeceğini söylemesi, altyapı yatırım paketinin geleceği konusunda da riskleri ön plana çıkardı. Diğer taraftan Google ve Facebook, G7'nin %15 minimum global kurumlar vergisi üzerinde anlaştıkları haberlerin ardından yaptığı açıklamalarla kararı desteklediğini ifade etti. Facebook Başkan Yardımcısı Nick Clegg yaptığı açıklamada "Biz uluslararası vergi reformu sürecinin başarılı olmasını istiyoruz" dedi. Sabah saatlerinde Çin ihracat ve ithalat rakamları geldi ve bu rakamlarda büyüme beklentilerinin altında kaldığını söyleyelim. Son haberde Bitcoin El Salvador'da yasal para birimi olabilir diyor. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin'in yasal para birimi yapmak için önümüzdeki hafta kongrede bir yasa tasarısı göndereceğini söyledi. Peki fiyatlamalarımız ne durumda? Bir bakalım, global piyasalarda aslında karışık bir performans var. Sabah saatlerinde Asya tarafından gelen ihracat ve ithalat rakamları Çin tarafından çok da memnun bırakmadı piyasaları. Dolayısıyla da karışık bir tempo olduğunu söyleyelim. Peki yurt içi tarafa doğru bir gidelim. Baktığımız zaman aslında bizim tarafta Borsa İstanbul tarafında 1446 puan seviyesindeyiz. Moody's Türkiye'nin kredi notu ile ilgili bir değerlendirme yayımlamıştı ve notunu da görünüm B2 olarak da değerlendirdiğini söyleyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz'deki toplam gaz keşfinin 540 milyar metreküp'e ulaştığını söyledi. Aynı zamanda Almanya Türkiye'yi bu sabah itibariyle çok yüksek riskli ülkeler listesinden çıkardığını belirtelim ki geçen haftanın en fazla kazandıranlara bakıldığı zaman da Borsa İstanbul haftalık bazda %0.76, altının gram fiyatı da
%1.17 kazandırmıştı. Dolar ve Euro cephesinde de kazançlar yine %1'in üzerine çıktığını söyleyelim. Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün iki tahvil ihalesine giriyor. Bakanlık hem 6 ayda bir hem de 10 yıl vadeli TÜFE endekste bir tahvil ihracı gerçekleştirileceğini söyleyelim. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 10 Haziran'da toplanacak. Aslında daha geç toplanması bekleniyordu. ABD Başkanı Joe Biden'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Haziran Pazartesi günü NATO Liderler Zirvesi'nde Brüksel'de Belçika'nın başkentinde bir görüşme yapması bekleniyor ve dolayısıyla da kabine toplantısı da NATO zirvesi öncesine alınmış oldu. Gündemde hem COVID-19 hem de Türkiye'nin yerli aşı çalışmalarının olduğunu söylüyor uzmanlar. Borsa İstanbul tarafında şu anda 1445 puan seviyesindeyiz. Genel olarak TL varlıklarında dolarda 8.62'yi gösteriyor kotasyonlar. Euro tarafındaysa 10 lira 50 kuruşu gösteriyor ki yarım dolar yarım euro tarafındaysa yarım puana yakın bir yükseliş var Türk lirası açısından. Euro dolar fiyatlaması da 1.21.64'ü gösterdiğini söyleyelim. Peki Amerika ve Asya piyasalarında tablo nedir? Baktığımız zaman G7 ülkelerinin çok uluslu şirketlere %15'lik bir kurumlar vergisi noktasında anlaştığı söyleniyor. Önümüzdeki G20 toplantısı öncesinde de önemli bir aslında dayanak olacağını söylüyor piyasa uzmanları. Aynı zamanda az önce aktardık, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen bunun bir enflasyona sebep olmayacağını söylüyor. Diğer taraftan da Amerika'da geçtiğimiz hafta tarım dışı istihdam rakamları beklentileri çok karşılayamadı ama ortalama saatlik kazanç ve işsizlik rakamlarının olumlu gelmesi Joe Biden'ı da mutlu etmişe benziyor. İstihdam verisi başarımızı gösteriyor diyor. Baktığı zaman Biden yapmış olduğu açıklamalarda. Aynı zamanda o tarafta da Joe Biden'la Rusya lideri Vladimir Putin'le bir görüşme yapması bekleniyor NATO zirvesinde 14 Haziran'da ki bu anlamda Putin olumlu sonuçlar bekliyorum diyor NATO zirvesinde. Joe Biden'sa Moskova ile bir çatışma aramadığını ve bu anlamda da istikrarlı ilişkilerden yana olduğunu savundu. Diğer taraftan Facebook Trump'ın sabah saatlerinde Facebook hesabını 2 seneliğine askıya aldı. Trump aynı zamanda ülkeler Çin'e olan borçlarını ödemesin çağrısında bulundu. Sabah saatlerinde Çin borsasında ihracat ve ithalat rakamları çok iyi gelmedi. Ticaret fazlası da beklentilerin aşağısına geldi. Dolayısıyla Asya piyasalarında Çin piyasasında hafif bir negatif tablo vardı. Aynı zamanda bakıldığında Çin'de Sinovac aşısının 3-17 yaş aralığında kullanılmasına onay verdi. Aynı zamanda Amerika, Tayvan'a 750 bin dozluk bir COVID-19 aşısı gönderecek. Japonya tarafında ise İngiltere'den dönenler için karantina süresini uzattığı söylendi. Diğer taraftan Londra'da bakır fiyatları Çin'deki ihracat verilerinin talep endişesi yaratmasıyla birlikte gevşedi. Çin'in Mayıs ayında demir cevheri ithalatında da 8.9 puanlık bir düşüş yaşandı. Aynı zamanda demir cevheri vadeli işlem kontrat fiyatlarına baktığımız zamansa Çin'deki talep iyimserliğinin aslında birazcık daha gerilemesiyle birlikte %3'ten fazla şu anda Londra metal piyasası vadeli piyasalarda demir cevherinin fiyatının negatif yönde fiyatlandığını söyleyelim. Japonya'nın ticareti Mayıs ayının ilk 20 gününde açık verdi. Çin'in aynı zamanda yıl sonuna kadar nüfusunun %70'inin aşılanacağı söylendi. S&P tarafında da global Avustralya'nın görünümünü durağına yükselttiğini söyleyelim. Asya piyasalarında ve Amerikan piyasalarında karışık bir tempo olduğunu söylemiştik. Peki Avrupa tarafında nedir? O tarafta da yine karışık bir görüntü var ki Euro bölgesinde perakende satışlar Nisan ayında yıllık bazda 23.9 puan arttı yüzdesel çapta. Ekonomistlerin beklentileri ise %25 artması yönündeydi. Aynı zamanda bakıldığında Almanya'da Hristiyan Demokrat Parti Saksonya Anhalt eyalet seçimlerini kazandığını söyleyelim. Aşırı sağcılar da burada puan kaybetti. Şansölye Merkel'in partisi CDU tarafındaysa bu seçimlerde güven kazandığını ve oylarını yükselttiğini söyleyelim. Son olarak da Charles Michel G7 ülkesinin en az %15 olacak minimum global kurumlar vergisi üzerinde vardıkları anlaşmayı tarihi bir anlaşma olarak nitelendirdi ki bu anlamda ülkeler olumlu olarak bu anlaşmayı fiyatlamaya devam ediyor. Son olarak da bir emtia cephesine bakalım.
Ons altında satış baskısı var. Amerikan 10 yıllıkların hafif bir şekilde 1.60'lara sirayet etmesi, doların güçlenmesi tabii ki aynı zamanda ons altın fiyatlarını baskılıyor. İran nükleer görüşmeleri öncesi, Viyana öncesi petrol fiyatlarında da bir satış baskısı olduğunu söyleyelim. Bitcoin fiyatlarında da görüntü aslında pek de olumlu bir tabloya işaret etmiyor. Peki ekonomik veri ajandasında neler var? Hızlı bir şekilde hemen ona bir göz atalım. Bugün aslında yoğun bir veri trafiği yok. Amerika'da Conference Board İstihdam Trend Endeksi, Türkiye'den hazine nakit dengesi, 11.30'da Euro bölgesinden yatırımcı güven endeksi, Fransa 3, 6 ve 12 aylık bonoya girerken ABD cephesinde de 3 ve 6 aylık bono ihalesi olacağını belirtelim. Peki neler açıklandı? Açıklanan verilerimizin hemen bir detaylarına bakalım. Sabah saatlerinde Yeni Zelanda'nın kapalı olduğunu belirtmiştik. Kraliçenin doğum günü bugün. Aynı zamanda kraliçe demişken İngiltere tarafında da bakıldığı zaman önemli bir gelişme var. Kraliyet ailesinden bir gelişme yaşanmış oldu. Prens Harry'nin çocuğu oldu ve bu anlamda Harry ve Meghan'ın kızlarına Diana ismi verildi. Sussex Düşesi Meghan ve eşi Prens Harry'nin ikinci çocuklarının Cuma günü dünyaya geldiği açıklandı. Çiftin ikinci çocukları kız ve basın sözcüsü çiftin yaptığı açıklamada Harry'nin annesi Diana ile İngiltere Kraliyetinin 2. Elizabeth'in kraliyet ailesindeki takma adı olan Lilibet isminin konduğu söylendi ve çocuğun da sağlık durumu iyi açıklamasında bulunuldu. Yeni Zelanda'da bugün kraliçenin doğum günü. Almanya'dan fabrika siparişleri daralışa işaret etti. Çin tarafında rakamlarsa pek sevindirmedi. Konuklarımızın yorumlarıyla devam edelim. Evet, her pazartesi olduğu gibi Emerald kurucusu Mehmet Emin Zümrüt'e gidiyoruz. Hoş geldiniz Emin Bey yayınımız öncelikle. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi Yellen'ın hafta sonu yaptığı açıklamada Asya piyasalarında tabii risk iştahını biraz sanki bozdu gibi ama bizim Borsa İstanbul tarafında tabii pozitif bir ayrışma var. Yalnız burada açıklamalarda hani artık enflasyonu herhalde kabul etti piyasalar. Yellen bir şekilde kabul ettirdi. Faiz artışını da iyi deriye artık alıştırdığı gibi. Çünkü bu açıklamalardan sonra dolar endeksinde ve 10 yıllıklarda tam net bir tablo göremiyoruz ama Asya piyasalarını bir baskı unsuru da yarattı gibi. Ne dersiniz? Aslında hafta sonu biraz hareketli geçti piyasalar için. Tabii pazartesi günü açılışlarda da bunun etkisini gördük. Hazine Bakanı Yellen ne demişti? Faizler biraz yükselirse bu toplum ve Fed için iyi bir şey olur diye ifade etmişti. Tabii bunu aslında birkaç ay öncesinde de tekrar söylemişti ve o zaman da piyasalar yine bu şekilde biraz sarsılmıştı. Ama işte Cuma günü açıklanan istihdam rakamları düşük geldi. Burada piyasalarda bir iyimserlik oluştu. Bu hafta sonu gelen açıklamayla bu biraz dengelendi. İşte uzun vadeli faizler geri gelmişti. Onda tekrar bir artış gördük. Yine dolar endeksinde de yukarı yönlü bir gidiş gördük. Ama tabii Yellen'ın söylediklerinde de şunu anlamak gerekiyor aslında. Önümüzdeki dönemde de görünen tablo hiç kuşkusuz Amerika'daki enflasyonun, aslında dünyadaki küresel enflasyonun ve faizlerin yukarı yönlü olduğu, bunu kabul etmek gerekir. Tabii bunun etkisiyle dolara talebin artacağını söyleyebiliriz. Bu anlamda tabii piyasaların buna hazırlıklı olması gerekiyor diye düşünüyorum. Onunla ilgili grafiklerimizi de paylaşalım bu arada siz konuşurken. Lütfen devam edin. 10 yıllık government bond dediğimiz hükümet bonolarını yönetmenimiz Burçin ekrana paylaşacaktır. O tarafta Almanya, Japonya, Birleşik Krallık ve Amerika'da hepsinin ayrı ayrı renklerde Emin Bey. Görüyorsunuz yönü yukarıda. Sizin haberinize istinaden Amerikan 10 yıllıklardaki son durumda ekranda 1.58.06'da aslında. Evet, yani bir geçen hafta Cuma günkü tarım dışı istihdam verisinden sonra tabii 1.60'ların üzerine çıkan bu faizlerde bir gerileme görmüştük. Hı hı. Ama benim söylemeye çalıştığım aslında tabii bundan sonraki orta vadede faizlerin yukarı yönlü olduğu. Çünkü enflasyon yükseliyor ve yıllardır çok düşük seyreden bu faiz oranlarında artması kaçınılmaz bir anlamda. Buna piyasa oyuncularının da hazırlıklı olması gerektiğini söylüyorum.
Evet, diğer taraftan sabah saatinde Çin'den gelen datalar önemliydi. Aslında Çin'de biliyorsunuz çok ciddi bir toparlanma var ama işte dünyadaki bu talebe karşı emtia fiyatlarının bu denli fazla olması tedariklerde de bazı sıkıntılar yarattığı söyleniyor. Hatta siparişlerin çok yoğun olmasından dolayı Çinli bazı üreticiler sipariş kabul etmediği şeklinde geçen Wall Street Journal'dan bir haber de paylaşmıştık Emin Bey. Bu sabah da dış ticaret rakamlarına baktığımız zaman zayıf geldi aslında, değil mi? O detayları sizden alalım mı? Evet. Bu defa çok böyle hani Çin tarafında sanki olumlu ekonomik verilere dair konuşamayacağız. Ne dersiniz? Kesinlikle bunun da etkisini Çin piyasalarında sabah saatlerinde negatif şekilde görmüştük. Mayıs ayına ilişkin dış ticaret rakamları açıklandı sabah saatlerinde Çin'de. Çin'in ihracatı dolar bazında konuşacak olursak Mayıs ayında %28 arttı geçen yıla göre. İthalat tarafında ise %51'lik artış var. Tabii bir önceki aya göre bu ithalattaki artış hızlanıyor. Öte yandan ihracattaki artışın da hızının düştüğünü görüyoruz. Tabii bu Çin'in büyüme hızının yavaşladığına işaret eden veriler. Dolayısıyla olumsuz olarak değerlendirilmesi gerekir. Tabii ithalat tarafında emtia fiyatlarındaki artış çok etkili oluyor. Bunu söyleyebiliriz. Hakikaten de emtia fiyatlarının son yıllarda en hızlı artışının yaşandığı döneme şahit olduk. İhracat tarafında ise beklenenden düşük bir artış geldi. Bunda da etkili olan tabii limanlarda konteyner trafiğinde yaşanan sorunlar sayılabilir. Diğer taraftan navlun fiyatlarının artmış olması, ham madde fiyatlarının tabii maliyetlerinin artmış olması Çinli ihracatçılar için olumsuz bir tabloya işaret ediyor. Evet, sabah saat. Bir yandan da şeyi ekleyebilirim aslında. Yuan'ın tabii son dönemde gördüğümüz dolar karşısındaki değer artışı da dış ticaret rakamlarının kötü gelmesinde bir etkisi olmuştur. Evet, güçlü bir yuan teması da var değil mi? Aslında bakıldığı zaman sabah da bunu aslında bir yerde paylaşmaya çalışmıştık. Güçlü bir yuan tablosu da piyasaları aslında çok da mutlu etmiyor. Baktığımız zaman Made in China Inflation soru işaretine koymuş Reuters. Orta tarafta da enflasyon kaygıları tabii ki Çin ürünlerini negatif yönde etkilemesi bekleniyor Emin Bey. Orada da Çin yuan dolar kurunu da mor renkte görüyoruz. Güçlü bir aslında yuan kuru var. Aynı zamanda Çin'in ürettiği üretim fiyat endeksini de mavi renkte görüyoruz. O tarafta da fiyatlarda da bir artış var. Dolayısıyla Çin mallarının pahalılaşmasına da sebep oluyor. Az enflasyon iyidir, karlılık sağlar ama Çin'de de bir kaygı var gibi değil mi? Kesinlikle, yani bu emtia fiyatlarında yukarı gitme trend bu Çinli üreticilerin de maliyetlerini artıran bir şey. Tabii ki kuru da sayarsak bunda Çinli üreticilerin maliyetleri artmış durumda. Biraz önce saydığım işte konteyner trafiğindeki yaşanan sıkıntılar, navlun fiyatlarının çok hızlı artmış olması tabii fiyatları yukarı çeken unsurlar. Tabii bu Amerikan, tabii küresel olarak da enflasyonu yukarı çeken bunlar aslında. Catherine Tai de bir açıklama yaptı herhalde. Yani orta taraftan çok güzel açıklamalar da yok. Hani Çin'le devam edelim. Dengesizlikler devam ediyor dedi değil mi? Yani bu ticaret savaşına dair görüşmelerde ki yeni dönemde bu ticaret savaşlarının öncesinden, sözcülerinden Catherine Tai. Ne demek istedi Emin Bey sizce? Dediğiniz gibi aslında Amerikan Başkanı'nın uluslararası ticaret danışmanı Catherine Tai. En son söylediği ABD ve Çin arasındaki ticari ilişkilerde ciddi bir dengesizlik var dedi. Yani bunu aslında Trump döneminde de bu dile getirilen ve Çin'le ticari savaşlarında da bu çokça dile getirilen bir şeydi. Ve bir şekilde bir çözüm bulunamamıştı ama Catherine Tai'nin en son söylediği bunu bu sorunu giderecekleri yönünde bir açıklaması oldu. Tabii rakamlara bakarsak aslında bu ilk 5 ayda Mayıs ayı dahil Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e karşı verdiği dış ticaret açığı 200 milyar doları aşmış durumda. Bu cidden büyük bir rakam ve Amerika'nın aslında burada bir aksiyon almak istediğini de belli eden bir rakam. Bu yönde yorumlamak lazım diye düşünüyorum. Evet, diğer taraftan da son olarak G7 Maliye Bakanları aslında konuştu. Bununla ilgili de sabah da paylaşmıştık ama paratoner izleyicisi bazen sabah izlemeyebilir diye izleyicilerimize bir kez daha gösterelim. Sevgili yönetmenim Burçin aracılığıyla kurumlar vergisi Avustralya'da normalde %30'du biliyorsunuz Emin Bey. Fransa'da %32, Almanya'da %30, Macaristan'da 9 puan. İşte İrlanda'daki LinkedIn gibi önemli sosyal medya, Facebook'un merkezi o tarafta 12.5'ti. İtalya'da 28, Britanya'da 19.
Amerika'da ise 26'ydı. Tabii bu dijital şirketlere bakıldığı zaman önemli ölçüde etkileyecek. Örneğin Britanya'nın Virgin Adaları, işte Cayman Adaları, Bermuda gibi ülkelerde ise %0 uygulanıyordu. Şimdi %15 noktasında mutabakata vardılar. Az önce Facebook ve Amazon bunun memnuniyetle karşıladığını söyledi. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nden de açıklama vardı Charles Michel. O da olumlu oldu. Yani bu 15'e geldi. Herhalde olumlu yansıdı. Ya aslına bakarsanız şimdi G7 Maliye Bakanları bu %15 minimum kurumlar vergisi konusunda uzlaştığını açıkladılar. Tabii bu Yellen'in aslında öne yak olduğu bir şey. Global ölçekte minimum kurumlar vergisi konusunda uzlaşma yönünde bir girişim vardı. Öteden beri de süren. Ama burada aslında dikkat etmemiz gereken bu G7 ülkelerinin bu konuda uzlaştığı. Tabii önümüzdeki aylarda G20 zirvesi de olacak İtalya'da. Tabii bu zirvede de bu gündeme gelecek. Aslında bu geniş katılımlı olması gerektiğini düşünüyorum bu uzlaşının. Bu geniş katılım olmadığı sürece de uygulamanın zor olacağını düşünüyorum. Tabii İrlanda başta olmak üzere tabii düşük vergi uygulayan ülkelerden de bu konuda itirazlar yükselmeye başladı aslında. Tabii burada biraz önce söylediğiniz vergi cennetlerinin konumu ne olacak sorusu da gündeme gelecek elbette. İşte büyük teknoloji, dijital şirketlerin vergilendirmesi konusunda gelişmeler takip edilmesi gerekiyor. Aslında öteden beri baktığımız zaman kurumlar vergisinde devletler sürekli bir indirim yaptılar. Çünkü yeni yatırım çekmek amacıyla ülkeler bu kurumlar vergisini hep düşük tutmaya çalışıyorlar. Kurumları daha cazip olmak için. Tabii bu hem rekabet açısından da Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere ülkelere zarar veren bir şey. Hem de son dönemde yaşadığımız evet. Aslında hükümetlerin artan harcamaları, işte altyapı yatırımlarının finansmanı konusunda tabii bu vergi gelirleri önemli düzeyde. Emin Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza her hafta olduğu gibi katkılarınızdan dolayı. Mehmet Emin Zümrüt, Emerald Value Partner kurucusuyla birlikte konuşmuş olduk efendim. Hemen stratejist Yeliz Karabulut'a gidelim. Yeliz Hanım iyi haftalar, öncelikle hoş geldiniz. İyi haftalar, hoş bulduk. Şimdi bakıldığında dış tarafta tabii kurumlar vergisi konuşuluyor. Aynı zamanda gözler bu hafta İran'ın nükleer görüşme trafiğinde olacak. Petrol piyasaları açısından önemli. Diğer taraftan Hazine Bakanı Janet Yellen konuştu ve aslında enflasyon ve faize ilişkin gayet olumlu konuştu değil mi? Bakıldığı zaman hem enflasyon hem de faizlerin artabileceğini söyledi. Bu anlamda olumlu söyleyelim. Ama Amerikan 10 yıllıklarda 1.58'lerde yatay görüntü devam ettiğini gördük. Bir türlü 10 yıllıklar faiz artırım beklentilerini herhalde fiyatlamıyor. Ne dersiniz? Kısmi olarak riskten kaçış olarak değerlendirildiğini ben düşünüyorum tahvillere girişin. Ama ilerleyen zamanda bunun çok fazla sürdürülebileceğini düşünmüyorum. Yani Yeren'in konuşmaları önemliydi. Bir önceki konuşmasında da hatırlarsan şahin bir tahtalama vardı. Bunu sonradan ise geri almak zorunda kalmıştı. Şimdi bunun yani son gelen açıklamalar oldukça önemli. Bu hafta biliyorsun enflasyon verisi de gelecek Perşembe günü. Önceki veri oldukça kuvvetliydi. Eğer bu veri de beklentiye paralel ya da üzerinde bir datayla karşılaşırsak... Çok özür dilerim, sözünüzü balla kesiyorum. Enerji Bakanı Sayın Dönmez konuşuyor. Bir dinleyelim, sonrasında devam edeceğiz. Katkı payı ödemek suretiyle bunu yapabiliyoruz. Bunda ise yerli ekipman kullanımını önceleyen bir durum söz konusu. Nitekim son 3 yılda biz hem güneşte 1000 megawatt ilk dünyanın en büyük biliyorsunuz Karapınar'daki güneş santralinin ihalesini yapmıştık. Nitekim orada fabrika artık şu anda çalışıyor. Yıllık 400-500 megawatt bu sene inşallah belki 1000 megawatta çıkacak üretim kapasitesi. Şu anda Karapınar'da da 1000 megawattın yaklaşık %30'una yakın kısmı da realize olmuş durumda. Artık üretim başladı. Belki önümüzdeki 1,5 yıl içerisinde artık o santralde bitmiş olacak. Bununla birlikte geçtiğimiz birkaç hafta önce biz Mini Yaka 3 adını verdiğimiz Türkiye'de yaklaşık 74 yarışma ve 40 civarında ilimizde bir başka Yaka'yı daha hayata geçirmek üzere adım atmıştık. Nitekim orada da yine benzer şekilde yerli ekipman kullanım şartı söz konusuydu. Ve tahsis edilecek kapasitenin neredeyse 10 katı kadar bir teklif geldi. Gayet de rekabetçi bir ortamda yarışmalar tamamlanmış oldu.
Ortalama 22-23 kuruş gibi biliyorsunuz kilovat saatine teklifler geldi. Bu yeni dönemde biliyorsunuz artık biraz da kur, yabancı bir ülkenin kuruna bağımlı olmaktan yine makul oranlarda güncellemeyi içeren ama esasında TL bazlı tekliflere açık bir modelle yürüyoruz biliyorsunuz. Onun için kuruştan bahsediyorum. Bu yıl içerisinde bir rüzgarda yine 2000 megawattlık bir YEKA yarışması planlıyoruz. Belki son çeyrekte. Yine yetiştirebilirsek bir güneş 1000 megawattlık daha, bir güneş YEKA'sını daha planlıyoruz. Dolayısıyla bu yıl aslında neredeyse bunları planladıklarımızı yaptığımızda 4000 megawattlık yarışma yapmış olacağız. Niçin bu sene biraz fazla gaza bastık? Çünkü biz 2030'a kadar güneşte ve rüzgarda 10'ar bin megawatt olmak üzere 20 bin megawattı sisteme dahil etmek istiyoruz. Bugün ihale yapılıp yarın bunlar kazmayı vurup başlayamıyorlar. Belli hazırlık süreleri var, izinler var, projenin hazırlanması, finansmanın temini gibi. Onlara biraz zaman kazandırmış olduk. Ki biliyorsunuz bu projelerde sözleşmeden itibaren brüt 15 yıl vermiş oluyoruz yatırımcıya. Ne kadar erken işletmeye alırsa o kadar net işletme dönemine sahip olmuş olacak. O açıdan yatırımcıları da bu arada tebrik ediyoruz kazananları. İnşallah süratle sözleşmeye gelmek suretiyle işin bir tarafından hızlıca başlamalarını da tavsiye ediyoruz. Yani özetle yenilenebilirde de aynı diğer yerli kaynaklarda olduğu gibi belirlenen strateji doğrultusunda hızla ilerliyoruz. Sayın Bakan Dönmez'in açıklamalarını dinlemiş olduk. Yavuz sondaj gemisi Akdeniz'e çıkmaya hazırlanıyor dedi. Yeliz Hanım, hemen izninizle Sayın Bakan konuşunca soruyu soramadık tam. Yani yanıtı da vermeye çalıştınız anlayışınız için teşekkür ederiz. İkinci bölümde isterseniz kısa bir araya gidelim sizinle birlikte. Şu Amerikan 10 yıllıklar Janet Yellen'ın şahin açıklamalarına rağmen neden yükselmiyor? Kur tarafında bunu bir kez daha hissedecek miyiz? Güçlü dolar temasını diye konuşacağız efendim. Kısa bir ara gidiyoruz, aradan sonra devam ediyoruz. Reisaş Lojistik'in sunduğu Para Töner devam edecek. Reisaş Lojistik'in sunduğu Para Töner devam ediyor. Devam ediyoruz. İlk işlem gününde konuğumuz her pazartesi olduğu gibi Yeliz Karabulut. Yeliz Hanım, bu 10 yıllıkların durumunu konuşuyorduk. Yellen enflasyona dair iyimser konuşmasına rağmen değil mi? Harcama planı enflasyona neden olsa da plandan vazgeçmeyeceğiz dedi. Artan faiz oranları toplum ve Fed için artı olabilir, avantajlı olabilir dedi. Şimdi daha önceki konuşmasında da biliyorsun daha şahin bir tonlama vardı. Bunu geri almıştı. Bu hafta Perşembe günü enflasyon verisi açıklanacak. Piyasa bunu takip ediyor. Önceki veride de oldukça iyi bir datayla karşı karşıya kalmıştık ki bu veride %4.7 bir beklenti var. Bu önemli tabii ki. Buna paralel ya da bunun üzerinde bir datayla karşılaşırsak tahvil cephesinde hızlı bir hareket olabilir diye düşünüyorum. İstihdam verisi geldi Cuma günü. Bu Fed'i tutan bir etkenli biliyorsun. Önceki datada da oldukça olumsuzdu. Bu datada beklendiğinin altında gelmesine rağmen işsizlik 6.1'den 5.8'e geriledi. Bu önemli. İş gücüne katılım oranı, yine saatlik ücretlere baktığımız noktada da olumlu bir noktada olduğumuzu görüyorum. Yani burada taleplerin oldukça zayıf olduğu ya da iş arayışının düşük olduğu net bir şekilde gözükmekte. Ben bundan sonraki süreçte iyi gelebilecek istihdam dataları setini görebileceğimizi düşünüyorum. Yılın konuşmaları önemli. Bundan sonraki süreçte ise FED tarafından da buna benzer açıklamaların gelmesi beklenebilir diye düşünüyorum. Ama tahvil cephesindeki hareket birazcık daha riskten kaçış olarak değerlendiriliyor gibi gözüküyor. Biliyorsun ki Bitcoin tarafında bir satış baskısı vardı. Buradan ciddi bir para çıkışının olduğunu görüyoruz. Açıkça söylemek gerekirse nakit paraları iyi takip, yani para akışını iyi takip etmek gerekiyor. Bundan sonraki süreçte ise ben tahvil cephesindeki hareketin faizlerin yükselişe eğilimi
eğilimiyle devam edeceğini düşünüyorum. Hı hı. Varlık alım programının azaltılması sonrasında ise faiz arttırımı beklentisiyle beraber. Evet, şimdi az önce yönetmenimiz Burçin'in paylaşmış olduğu grafikte aslında Amerikan borsalarının iş gücü piyasası rakamlarının ne kadar sevdiğini gösteren bir grafik. 2007-2008 döneminde tabii durgunluğa girdi ABD ekonomisi ve orada tarımsal istihdam rakamlarını izleyeceğimiz ekranda görüyor mavi renkli. Non-farm payrolls dedikleri şey tarımsal istihdam rakamları. Burası eksiye gelmiş. Yani bir aslında resesyon sürecini gösteriyordu yeni sanım. Amerikan borsaları da tabii resesyondan sonra oluşan varlık alımlarıyla birlikte hızlı bir toparlanmaya doğru gitti. Sonrasında Covid'le birlikte yine eksiye giren bir tarımsal istihdam rakamları vardı. Amerikan borsalarında da belki ekranda tam net gözükmüyor ama Covid düzeltmesi yaşandı. Burada da bir eksi oldu. Tıpkı 2008 krizinde olduğu gibi sert bir düzeltme ama şu anda o resesyon sürecinden de hızlı bir şekilde toparlandı. Amerika'da tarım dışı istihdam rakamlarıyla endeks gelmiş olduğu nokta resesyondan çıkma ihtimali gibi gözüküyor. Bu istihdam piyasası. Bir tane grafiğimiz de şu anda ekranda da görüyoruz. Sarı renkte gördüğümüz headline dediğimiz manşet enflasyon 4.2. 3.0 olarak da koru görüyoruz değil mi? Enerjiyi çıkardığımız zaman 3 puan gibi. Bu hafta enflasyon rakamları da açıklanacak. Hem istihdam piyasasındaki toparlanma hem de manşet enflasyondaki toparlanma, Fed'in de yavaş yavaş artık köşeye sıkışıp faizleri artırması yönünde bir söyleme geçer mi? Yani bunları Yellen söylüyor ama Fed de artık bu yönde Yellen gibi açıklamalar yapar mı sizce Elis Hanım? Tek bir şartı bakıyor. Yellen'ın konuşması oldukça önemli. Biliyorsun ki ilk konuşmasında geçtiğimiz ay bir türbülans olmuştu. Sonrasında ise FED yöneticileri tam tersi açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi burada açıkçası biraz köşeye sıkıştılar gibi gözüküyor. Her ne kadar piyasalar Cuma günü tarım dışı istihdam verisini yani olumsuz algıladığı için piyasalar olumlu algıladı. Burada daha çok varlık alımları devam ettirecek faiz tarafındaki durum aynı şekilde korunacak beklentisiyle birlikte. Yani kısacası iyi veri kötü piyasa ya da kötü veri iyi piyasa olarak zaten gidiyor. Burada özellikle FED yöneticilerinin herhangi birisinden bu yanına benzer açıklamaların gelmesi bir türbülansa neden olacaktır diye düşünüyorum. Yani ciddi anlamda bir volatiliteye neden olabilir. Bu tahvil cephesinde kuvvetli yükselişler. Yine dolar endeksinde de yükseliş hareketi görülebilir diye düşünüyorum. Net nakitte geçebilecek bir net nakitte bekleyecek bir piyasa görebiliriz. Ama bunu çok uzun vadeli olacağını düşünmüyorum. Biraz önce ilk grafikte sen de verdin. 2013 yılından sonra 2008 krizi ve 2013 yılında biliyorsun varlık alım programları azaltılacağı yönünde açıklamaları söz konusuydu. Sonrasında ise ilk etapta bir satış dalgası, sonrasında ise yükseliş hareketi görmüştük. Yani tarihi değer gösterirsen orada düzenli bir yukarı yönlü bir hareket varken ilk satış sonrasındaki hareket ise düzenli olarak bir yükseliş hareketi var. Hı hı. Yani bu düşüş serisi yani şey piyasasında, hisse senedi piyasasında geçici olacaktır. Sonrasındaki hareket zaten pozitif olmaya devam edecektir. Çünkü birdenbire zaten bu kadar nakdi geri çekemeyeceksiniz. Bu kademeli olarak çekilecek. Bir de hani ne kadar devam ettirecek? Yani önümüzdeki sene Joe Biden için işte harcama planı konuşuluyor. Bu da 4 trilyon dolar yılının konuşması var. Ve enflasyona işte faize katkısı olacaktır şeklinde. Bu da tabii ki muhtemelen piyasayı daha canlı tutacaktır. Ama ilk etapta ciddi sancılı bir dönem yaşayacağız. Özellikle hisse senedi piyasasında. Ama tahvil cephesindeki hareket ise daha çok yukarı yönlü yani tahvil faizleri tarafında ise yukarı yönlü bir hareket görülmesi beklenebilir diye düşünüyorum. Bu da zaten %2'ler civarında bir faiz seviyesini işaret eder 10 yıllıklarda. Elis Hanım çok teşekkür ederiz elimize kıymetli katkılarınız için. Fed'in faiz politikasının nasıl şekilleneceğini en azından daha somutlaştırmış olduk sayenizde. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Doçent Doktor Atılım Murat'a gideceğiz ama hocamıza gitmeden önce bir grafiğimiz var. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ETÜ öğretim üyesiyle konuşacağız. Ne oldu? Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO Gıda Fiyat Endeksi Mayıs 2021'de yıllık bazda %39.7'lik artışla Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Peki bir adım geriden baktığımız zaman nasıl bir tablo var?
2020 senesinde gıda fiyatlarındaki artış, üretim ve dağıtım kanallarındaki aksaklıklar sebebiyle %6.3 seviyesinde gerçekleşmiş. Yani gıda fiyatları Birleşmiş Milletler'in Gıda ve Tarım Örgütü tarafından da rekor seviyede olduğunu gösteriyor ki 12 aydır artan gıda fiyatlarından bahsediyoruz. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar, hoş bulduk. Yani ne oldu ve bir adım geriden baktığımız zaman değişen tablo aslında gitgide enflasyon maliyetleri cep yakmaya devam ediyor. Gıda fiyatları da tabii ki Türkiye'ye negatif yansıyor. Sera Ayşe birçok şey konuşmuştuk ama herhalde hayata geçmedi ki bu olumlu etki etmiyor gıda fiyatları. Önce hocam bu gıda fiyatlarını nasıl okumak lazım? Şimdi aslında geçen haftaki enflasyon verisinde biz gıda fiyatları tarafından fazla bir baskı görmedik. Yani çok kısmi bir artış vardı. Aylık bazda konuşuyorum tabii ki. Ama işte sonrasında TÜİK'in açıklamaları geldi. İşte ürün fiyatlarının toplanmasında sıkıntı olduğu için, yani Mayıs ayı için bu şekilde beklentinin altında bir oran gelmişti. Kuvvetle muhtemel Haziran'da bunu daha yüksek bir rakam göreceğiz. Demeye çalıştığım şey şu, şimdi mesela mevsimsel etkilerden dolayı aslında gıda fiyatları tarafında bir baskı görmememiz gerekir. Yani dünyada fiyatlar yükseliyor, biz de bu gıda fiyatlarından çok darbe aldık açık konuşmak gerekirse. Ama işte yaz aylarına giriyoruz, bütün işte meyvenin, sebzenin fiyatının düşmesi gerekiyor. Ama bizim birkaç aydır yaşadığımız sıkıntı maalesef, işte son iki aydır özellikle Nisan-Mayıs'ta kuraklık. Yani yaklaşık 41 ilde galiba Ziraat Odası'nın açıklaması vardı. 41 ilde bir kuraklık yaşandı. Hı hı. Ve bununla maalesef ister istemez belli başlı ürünlerde etkilerini görebiliriz şeklinde açıklamaları vardı. Yani dünya da zaten bu sorundan muzdarip. Türkiye'nin de kendi tabii sıkıntıları var. Dediğim gibi kuraklık başta olmak üzere. Ve görünen o ki yani sanki yakın gelecekte bu gıda fiyatlarındaki yükselişler enflasyonda işte maliyeti, enflasyon oranları etkilemeye devam edecek, maliyetleri etkilemeye devam edecek gibi gözüküyor. Yani bu böyle bir çırpıda ama dünyada ama Türkiye'de çözülebilecek bir problem değil. İşte siz de az önce grafikte gösterdiniz, 10 yılın zirvesinde zaten gıda fiyatları ki bu kadar hızlı artış var aylık bazda, yıllık bazda. İşte o 2009 döneminde, 2009-2010 döneminde bile görülmemişti. Gerçekten çok anormal bir dönemden geçiyoruz. Dediğim gibi yıl sonuna kadar da bu sıkıntı maalesef devam edecek. Hemen Burçin'den, yönetmenimden bir de dörtlü grafiğimizi rica ederim. Hocam TL'nin hep negatif ayrışıp ayrışmadığını konuşuyorduk ya. Ben de hani negatif ayrışını göstermek için dördünü bir araya koydum izninizle. Hani siz de negatif ayrışını savunuyorsunuz ama dolar endeksi 90.20'de şu anda. Yani bir senede günlük grafiği çizdim. Düşen bir aslında küresel Amerikan doları var. Hemen sağına baktığımızda ise dolar Türk lirası yükselen bir kanal hareketi var. Yani bu ilk grafiğin tam aksine. Bir aşağıda sol alt köşede ise Güney Afrika randı 13.47'ye gelmiş. Yani 1 dolar 13.47 rand olarak fiyatlanıyor. O tarafta da net bir şekilde düşen kanal hareketini izleyicilerimiz görebilir. Bu tarafa baktığımız zamansa Brezilya reali dolara karşı işte 5.90'larla başladığı yıl yolculuğuna şu anda 5.04'lere kadar geldi ki dolar biraz daha değer kaybederse reale karşı muhtemelen 4.80'leri Brezilya realinde trend olarak görebiliriz. Bu tabloda herhalde bizim de ekstra olarak negatif ayrışımız bir tablo var hocam. Hem gıda fiyatlarını söylediniz hem de dolar Türk lirasının seyrine baktığınız zaman kurun geçişkenliği ve gıda fiyatlarının artması birazcık daha Merkez Bankası'nın o oyununu bozar mı? Hani dezenflasyonun süreç beklentisi ne dersiniz? Murat Bey, geçen hafta sizinle bir yayın yapmıştık. Biz yine bu Türk lirasındaki ayrışmayı, negatif ayrışmayı konuşmuştuk. Hatta Güney Afrika randıyla sizin grafiğinizde kıyaslamıştık orada. Şimdi sizin o yayından sonra sosyal medyada bazı yorumlar geldi, bana ulaştı. İşte Güney Afrika randıyla Türk lirasını karşılaştırmak doğru değil. İşte Güney Afrika randının reel faizi şöyle vesaire böyle. Bir kere reel faiz anlamında en yüksek reel faiz Türk lirasının dünyada. Aynı kategorideki ülkelerden. Bunu bir şey yapalım. Kaldı ki sadece Güney Afrika randına değil, bakın şu an grafikte gözüküyor. Brezilya reeline de bakın. İster Brezilya reeline bakın, İster Rus rublesine bakın, ister Macar forintine bakın, ister randa bakın. Nereye bakarsanız bakın, son 3 ayda gelişen ülke paraları dolar karşısında değerlendiler. Hem de öyle böyle değerlenme değil. Yani %9 ila %15'e ulaşan değerlemeler. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Türk lirası dolar karşısında bugün %15 değerlense biz kafadan zaten aşağıda 7,5 defa oluruz dolar TL'de. O nedenle Türk lirası çok bariz bir biçimde negatif ayrışmıştır. 3 aydır devam ediyor. Bu da geçen haftanın, bu haftanın sorunu değil zaten. O zaman bunu 3 aylık var. Verelim ben... hatta ekran hocam. Şu anda son 3 ayda bir tablomuz daha var. Mavi renkte gördüğümüz dolar Türk lirası
%10 değer kaybetmiş. Üstümüzde Arjantin var. Sadece 2 para değer kaybetmiş hocam. Diğerleri değer kazanmış. Mesela Brezilya kırmızıda %10 değer, 16 değer kazanmış. ZAR, Macar fronti, Meksika pezosu, Çek kronası, Endonezya rupisi ve Çek kronası. En volatil para da ekranda da gördüğünüz gibi dolar Türk lirası olarak gözüküyor hocam. Maalesef zaten şu grafikte Murat Bey, şimdi Arjantin parası, Arjantin ekonomisi Türkiye'ye aynı kategoride değildir. 10 yıldır kriz var orada zaten. Hem kur krizi var hem ekonomik kriz var. Ya o kıyaslama bile yanlış. Onun için bizimle aynı kategorideki ülkeler değerlenmiştir maalesef 3 aydır. Yani maalesef derken biz o gruba katılamadık. Böyle bir sıkıntımız var. Ve görünen o ki, şunu da söyleyeyim, yani biraz sonra muhtemelen o soruyu soracaksınız bana ama yani Türk lirasının kademe kademe yavaş yavaş ben değer kaybetmeye devam edeceğini düşünüyorum. Yani bu enflasyon kadar değerliyse zaten, işte hani yıl sonu enflasyon tahmini piyasanın %14'lerde, %15'lerde, aylık %1-1.5'luk değer kayıpları makul bu şekilde devam eder. Ha, burada bir tampon, yani Türk lirasının hızlı bir değer kaybı olmaz dolar karşısında, ama tampon Merkez Bankası'nın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yüksek faiz politikasına devam etmesidir. Yani bu, en azından bu %19'luk politika faizini korumasıdır. Bu bir tampon olur. Bir de tabii şu var, yerleşikler acaba işte kur yükseldikçe döviz bozumuna giderler mi? Çünkü yılbaşından beri yerleşiklerin döviz hesaplarında 7,5 milyar dolarlık azalma var. Bu şunu gösteriyor, yerleşikler kur yükseldikçe döviz bozumuna gitmişler. Ben yine mesela kur diyelim 9'un üzerine attı, oradan yerleşiklerin ben dolar bozulabileceklerini düşünüyorum. Çünkü niye yerleşiklerden konuşuyoruz? Yabancı tarafından bir kaynak girişi yok. Yani mesela Cuma günü borsadaki işlem hacmine bakın, 14 milyar TL. Yani tahvil tarafında zaten yoklar, swap tarafında zaten yoklar. Şimdi bir umudumuz turizm sektörü, o da Temmuz ayından itibaren toparlanma olacak gibi. Haziran'ı da kaybetmiş gibi gözüküyoruz. Hı hı. O nedenle Temmuz ayından itibaren işte turistler döviz getirirlerse belki o bir dolar arzı oluşturur. Onun dışında yerleşiklerin döviz bozumu dışında maalesef dolar değerindeki yükseliş trendinin önüne geçecek bir şey yok. Bununla ilgili aslında beklentileri de ben ekrana paylaşıyorum. Sabah saatlerinde Tolga Uysal'la bir röportaj yaptım. O da türev piyasalarda ve opsiyon piyasalarında dolar TL'nin yıl sonu fiyatlamasının ortalama 9.50 olduğunu söyledi. Reuters'a girilen anketlerde de hocam en yüksek 9.76, en aşağıda 7.70 olarak gözüküyor. Medyana da 9.18'ler gibi gözüküyor. Anlık fiyatı 8.62'de. En yüksek beklentiyi sunan işte UniCredit ve Goldman Sachs ve aynı zamanda Japonya'dan bir aracı kurum ve Wells Fargo gözüküyor. Bir şey daha ekleyeceğim hocam. Morgan Stanley sabah dedi ki 300 bas puan faiz indirimi bekliyorum dedi. 3. çeyrekten sonra bu kur beklentisiyle, yani 9.50 üzerinde bir kur beklentisiyle kurun geçişkenliği hesaba kattığınızda Merkez Bankası Morgan Stanley'in belirttiği gibi 3 puanlık bir faiz indirim alanı şansı bulabilir mi sizce? Yani yıl sonuna doğru olabilir. Hı hı. Ama Haziran Temmuz'da olmayacak Murat Bey. Yani o piyasanın spekülasyonu falan lütfen geçelim. Zaten hani Haziran'da indirim olacak. Merkez Bankası çok net tavrını koyuyor. Farklı görüşler tabii ki olabilir. Ama en azından Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında ben bir faiz indirimi beklemiyorum. Eylül'de konuşmaya başlayabiliriz ki zaten Merkez Bankası Başkanı geçen hafta yatırımcılarla yaptığı toplantıda şu sinyali verdi. Yani 3. çeyreğin sonu 4. çeyreğin başına bakarız. O da kademeli olur dedi. Şimdi şöyle, eğer ben Haziran Temmuz'da da enflasyona sıkıntı yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Yukarı yönlü riskler hala var. İşte bu geçen hafta konuştuğumuz meselelerden dolayı işte fiyatların toplanamaması vesaire, ürün fiyatlarının toplanamaması düşük geldi enflasyon. Ama ben yılın son çeyreğinde faiz indirimi olabileceğini düşünüyorum. Ama artık 300 bas puan mı olur, 200 bas puan mı olur, ona bakarız. Bir de az önce sizin paylaştığınız grafik. Ben de geçen hafta o grafiği paylaşmıştım sosyal medya hesabından, ama daha farklı tahminler tabii ki. Bu güncellenmiş grafik. Dikkat etmekte fayda var. Şimdi oradaki üst tahminler, eğer Türk lirası enflasyon kadar değer yitirirse yıl sonunu burada kapatır gibi tahminler. Yani orada sadece enflasyon baz alınmış değil mi? Yani siyasi tabii, bir risk, kesinlikle. Erken seçim riski, başka yeni bir piyasa şok riski daha, yok yani. Tabii. Yeni bir şok gelirse o zaman kurda daha farklı seviyelerde konuşabiliriz. Önemli olan bizim süreci nasıl yöneteceğimizdir. Burada da temel şey, bence başka bir şey yok zaten. Merkez Bankası'nın sıkı duruşunu en azından Eylül'e kadar korumasıdır. Öyle Merkez Bankası erken bir faiz indirimi sinyali verirse başta kur seviyeleri konuşuruz.
Hocam şimdi son 8 dakikada birazcık merkez bankalarının politikalarını konuşmak istiyorum izninizle. Şimdi bir haber vardı, duymuşsunuzdur. El Salvador'dan geldi. Bitcoin'i ulusal para birimi olarak kabul edecek, etmeye yakın ilk ülke olmaya hazırlanıyor. Ben YouTube'da da bir program yapıyorum ve iş insanı Kerem Tübük'te yapmış olduğum röportajda o şöyle söylemişti. Bitcoin'in hani fiyatı şu olur bu olurdan da ziyade nasıl bir değer olarak gördüğünü söyledi. %99.9'u altcoin'lerin batacak dedi ama Bitcoin yeni dünya düzeninde merkez bankalarının bir rezerv aracı olacak. İlk önce zayıf ülke para birimlerini yutacak. En son dolarla bir mücadele kalacak ve orada da artık Bitcoin tüm merkez bankaları tarafından bir rezerv aracı olarak, yani bir değer aracı olarak tüm dünyada kullanılacağını düşünüyor. Yani bir gelecekten aslında bahsediyoruz. Tabii ki arada türbülanslar, işte bu altın standart sistemi, Bretton Woods gibi dolar para sahası, frank para sahası gibi şeyler de olabilir. Birçok coin belki hegemonyası da olabilir ama önce bir grafiğimizi paylaşalım. Şu an 36 bin dolarlardan geçiyor Bitcoin. Tabii sabah Twitter'ın CEO'sunun da, işte Jack Dorsey'in de bazı mesajları vardı. Binance CEO'su Elon Musk'a cevap verdi. Ama ana manşetimiz El Salvador'un Bitcoin'i rezerv para olarak kullanmak için önümüzdeki hafta parlamentoya bu anlamda bir sunum yapması bekliyor. Yasanın onaylanması bekleniyor. Yavaş yavaş bu pandemiden dolayı cari açık sorunu, İşte parasının değer kaybetmesi önüne geçemeyen merkez bankaları, karşılıksız para basan Fed'in global itibarını yavaş yavaş yitirmesi gibi sorunlarla, gerçekten de hocam arzı sınırlı olan bir para Bitcoin dünyanın rezerv parası olabilir mi sizce gelecekte? Biraz böyle beyi yakalım istiyorum. Olamaz. Neden? Şöyle, El Salvador bir kere iyi bir örnek değil çünkü şu an doları kullanıyor zaten. Kendi para birimi yok El Salvador'un. Yani bir yabancı para birimini kullanan bir egemen ülke, bu zaten tuhaf bir durum. Zaten doları kullanıyorlar, şimdi Bitcoin'e geçeceklermiş. Şimdi Bitcoin bir kere şu var. Bitcoin'in teknolojisi kendisinden sonra çıkan para birimlerinin, paraların teknolojisinin çok gerisinde. Yani şimdi siz bakıyorsunuz bir Ethereum'a bakın, ne bileyim işte bir Cardano'ya bakın. Çok şey sayabiliriz yani. Bunların teknolojileri Bitcoin ilerisinde. Mesela şöyle düşünelim. Bitcoin tabii ilk para birimi olduğu için, kripto para olduğu için çok konuşuyoruz bunu. Bir zamanlar tabii ilk olması dolayısıyla, tek olması dolayısıyla kripto para işlem hacminin %100'ünü Bitcoin oluşturuyor. Şimdi son güncellemeye bakarsak kripto para işlem hacminin %47'si, yani giderek azalıyor tabii ki. Yani bunun birkaç sene sonra o %47'nin %1'e düşmeyeceğini kimse söyleyemez. Yani bilemiyoruz. Ha, ben şuna katılıyorum. Yani 10 sene sonra ne olacağını hiç bilmiyoruz ama yani bu binlerce, 11 bin, 12 bin coin var. İşte Bitcoin'le beraber. Sonrasında alternatif coin'ler var. Bunların yani Kerem Bey'in şeyine katılıyorum. Yani %99,9'u gider. Hangilerinin kalacağını bilmek mümkün değil. Bir de şu var şimdi. Bitcoin'in hem teknolojisi biraz geride, bayağı geride. Enerji tüketim açısından söylüyorum. Hem de şöyle bir durum var şimdi. Fiyata çok oynak. Yani bir bakıyorsunuz işte 3 haftada %55 düşüyor. Veya diğer para birimlerinde %75 düşüyor. Ya bu tarz işler, yani bu tarz alternatif yatırım araçları rezerv para olamaz. Merkez bankalarında yer alamazlar. Şunu da söyleyeyim. Yani hep uçlarda düşünülüyor. Ya Bitcoin doların yerini alacak ya bunların tamamı silinecek. Ya bunu paralel sistem gibi düşünebiliriz. Yani hisse senetleri de, tahviller de dolara paralel sistem olarak düşünüyorum. Her zaman o şekilde algıladım. Kripto paraları da ama Bitcoin, ama Ethereum'u paralel bir evren olarak düşünelim. Yani onlar da işlem görürsün, bunlar da işlem görürsün. Yani o kadar uçlarda gidiyor ki bu tartışmalar. İşte az önce konuştuğumuz gibi, haberdeki gibi. Ya Bitcoin doların yerini alacak, ya bunların tamamı silinecek. Bunlara gerek yok. Paralel bir sistem olarak algılıyorum, o şekilde düşünüyorum. Hı-hı. Doların yanında bunlar da var olabilir bence. Peki Fed'in politikalarının ne kadar sürdürülebilir olduğunu düşünüyorsunuz? Yani en büyük manipülasyonu merkez bankalarının yaptığını düşünmüyor musunuz? Ben açıkçası Merkez Bankası Başkanlığı'nın cebindeki parayı artık artır paz almasından gerçekten de sıkıldım. 2007'den beridir hocam, değil mi? Ciddi bir para basılıyor ama vatandaşa akmayan bir paradan bahsediyoruz. Tamamen şişmiş hisse senedi fiyatlarından bahsediyoruz. Borsalar hani olmayan bir parayla gidiyor. O Main Street ve Wall Street arasındaki gap'i konuşuyoruz. Hani sistem de kendi içerisinde bir yavaşlaması gerekmiyor mu ya da bir boyut değiştirmesi gerekmiyor mu? Bu konu hakkında benim ciddi tereddütlerim var çünkü. %100 tabii ki. Yani değişiklik gerekiyor ama işte pandemiden dolayı bayağı bir ağda değişimi de oldu Murat Bey. Yani şu an işte son bir yıldır, 1,5 yıldır yine devletlerin kapısına dayandık. Bakın mesela şu son çalkantıda bile işte hani az önce konuştuk, Bitcoin'in fiyatı %55 düştü. Diğer para birimleri %75 düştü. Yine insanlar, herkes devletlerin kapısına dayanlar bizi kurtarın diye. İşte Türkiye'de biz birkaç hafta öncesinde konuşmuştuk bu mevzuyu yine. İşte TODEX skandalı yaşandı.
kripto para borsası. İnsanlar beni kurtarın diye devlet yapmış. Şimdi bunların çıkış noktası neydi? Devletsiz, merkeziyetsiz sistemler. Ama öyle bir nokta geliyor ki, öyle bir nokta geliyor ki ondan sonra siz tekrar kurtarılmak için devletlerin kapısına dayanıyorsunuz. Yani bu sistemin oturmasına daha çok zaman var. İşte Elon Musk'ın bile 180 derece dönüşlerini görüyoruz. Yükselirken Elon Musk çok iyi ama düşüşlerde Elon Musk kötü. İşte bir tweet atıyor vesaire. Yani muazzam bir manipülasyon var. Bir Ponzi sistemi demek istemiyorum. Ponzi de daha farklı bir sistem ama bu kripto paralarda muazzam bir manipülasyon var. Sistemin daha oturması gerekiyor. Yani bu zamana ihtiyaç var. Yani biraz daha kontrol edilmesi gerekiyor. Devletlerin katılıyorum. Yani büyük merkez bankaları her zaman para birimlerini manipüle edebiliyorlar. Para basabiliyorlar. %100 katılıyorum. Ama şu an için kripto para evreni fiyat kurunu dediğimiz dolar gibi, euro gibi, sterlin gibi, Japon yeni gibi paralara %100 alternatif değil. Şu an sadece belli bir zaman için paralel bir şekilde gitmeli bana göre. Ben bu şekilde okuyorum. Sonrasındaki gelişmelere bakarız. Ama dediğim gibi yani şu an bu kripto paraların öyle majör para birimlerinin yerini alacak bir durumu yok. Öyle bir sistem de yok. Önümüzdekilerde tabii ki farklı şeyler konuşabiliriz. Evet, yani bakıldığı zaman dolar bazında satın alma güçleri çok farklı olabilir. Belki önümüzdeki dönemde Bitcoin'in bir regülasyon oturması, belki merkezi bir yapı evet yok, merkeziyetsiz olarak algılanıyor ama regülasyona açık bir piyasadan yine bahsediyoruz. Bekleyip göreceğiz hocam önümüzdeki dönemde bu durum ne olacak diye. Programımızın sonuna gelmiş olduk hocam. Sizinle olan bölümün sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Rica ederim. Hocam Doktor Atıl Murat'la konuşmuş olduk. Çok daha tartışılacak bu. Yani uzunca bir yolu var Bitcoin'in, kripto paraların. İşte bir taraftan tabii ki merkez bankaları bunu yasaklayabilecek adımlar atıyor. Bir taraftan anlamaya çalışıyor. Bir taraftan Elon Musk bir tweet atıyor. Bir taraftan dünyaya entegre oluyor. O yüzden uzunca bir yol var. Bitcoin de kendini ispatlamaya ve kanıtlamaya çalışıyor global yatırımcılar ama El Salvador en azından bu adımı önümüzdeki dönemde bakalım az gelişmiş ülkelere bir ışık olacak mı diye tartışmaya devam edeceğiz efendim. Minik bir araya gidelim. Aradan sonra son bölümde hem piyasa hem de kripto paraları konuşmaya devam edeceğiz. Reisaç Lojistiğin sunduğu Para Töner devam. Reisaç Lojistiğin sunduğu Para Töner devam ediyor. Devam ediyoruz. Bugün 12.30'a kadar olacağımızı söyleyelim. BIST 30'da şu anda %1.11 puanlık bir yükseliş var. Ekrana paylaşalım. Hangi hisse senetleri şu anda en fazla artıda, hangileri değer kaybediyor? Pegasus, Kozaltın, Tüpraş hisselerinde artışlar görüyoruz. TAV Havalimanları, Aselsan'da yine borsa BIST 30 içinde en fazla yükselen kağıtlar olarak ön plana çıkıyor. En fazla değer kaybedenlerde ise iki hisseyi görüyoruz. Kardemir ve Petkim hisseleri bugünün satıcılığı olan hisse senetleri ama genel olarak Borsa İstanbul içerisinde Koza ve Pegasus öncülüğünde artıların olduğunu söyleyelim ve buradan da Onur Altın'a gidelim. Acar Menkul Değerli'nin araştırma müdürü. Hoş geldiniz Onur Bey öncelikle. Borsa İstanbul tarafında pozitif bir görüntü var. Haftaya olumlu başladı. Seans içi notlar ne durumda? Hoş bulduk Murat Bey. İyi yayınlar öncelikle. Şimdi borsa tarafına baktığımızda özellikle geçen haftadan gelen haberlerin etkilerini görüyoruz. Geçen hafta ilk etapta NATO görüşmeleri ön plana çıkmıştı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO görüşmelerinde önce ABD Başkanı Biden'la hemen arkasından turist sezonunun açılmasıyla birlikte biliyorsunuz Rusya'nın Türkiye'ye turist uçuşlarını yasakladığını 21 Haziran'a kadar biliyorduk. Bu konuda da Putin'le görüşeceğini ve aynı zamanda İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la da görüşme kaydedeceğini ifade edilmişti. Ancak özellikle Beyaz Saray'dan gelen haberlerde 14 Haziran'da Erdoğan-Biden görüşmesinin resmi olarak ifade edilmesi bizim borsalarda yukarı yönlü hareketlerin nedenine sebep olmuştu. Perşembe ve Cuma günü bugün de aynı şekilde piyasanın alıcılı başladığını gördük. Yine Amerika tarafından gelen Cuma günü istihdam verileri her ne kadar beklentilerin üzerinde pozitif olsa da tarım dışı bir miktar beklentilerin altında kaldı ama hem işsizlik oranının 5.8'e gerilemesi hem de saatlik ücretlerde yaşanan artışlar
Amerika'nın istihdamının toparlandığını gösteriyor küresel bağlamda. Burada ABD 10 yıllık tahvil faizinin seyrini merak ediyorduk. Bu gelen verilerin ardından ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %1.50'ye kadar çekilmesi bir miktar gelişmekte olan ülkelere de nefes aldırdı. Borsa İstanbul bu denklemde güne pozitif başlamıştı. Şunu da unutmamak gerekiyor ki Amerika tarafından yine Biden'ın açıklamalarının 4 trilyon dolarlık yeni teşvik paketinin bu hafta çarşamba günü cumhuriyetçilerin karşı olmasına rağmen Senato'ya getirebileceği mesajları küresel anlamda da borsalarda yukarı yönlü hareketlerse oluşmasına sebep oldu. Zaten DAX başta olmak üzere Avrupa borsalarının bu iyimserlikle yükseldiğini gördük. Yine Amerika endekslerinin de bu bağlamda yukarı gitmesi. Borsa İstanbul'da bizde kritik direnç seviyesi olan 1445 seviyesine kadar yükselmemize sebep oldu. Bundan sonraki teknik olarak kritik bölgeye gelmiş durumdayız. 1445-1475 aralığı oldukça önemli bir kritik direnç bölgesi. Eğer bu bölge aşılırsa Borsa İstanbul'daki yukarı yönlü hareketler tekrardan başlayabilir. Ki bu hafta Amerika tarafından gelecek enflasyon ve yine bizde sanayi üretim verisinin açıklanacağını öncelikle bildirelim. Amerika'dan gelecek enflasyonun ABD 10 yıllık tahvil faizlerine etkisi küresel bazda borsaları da yakından etkileyecektir. Aşağı yönlü baktığımızda ise Borsa İstanbul'da 1445 seviyesi önemli. İlk önce buna dikkat ediyor olacağız. Şimdi hisse bazında teknik fiyatlamalara baktığımız zaman özellikle Türk hava yolu şirketlerinin biraz daha ön plana çıktığını görüyoruz. Çünkü turizm sezonunun açılması bir miktar orada iyimserlik getirdi. Yine bundan sonraki süreçte pandemi sonrası özellikle perakende satış tarafında değil de biraz daha çok giyim hisselerinde biz ön planda hareketler görebiliriz. Çünkü vatandaşların hem sokağa çıkma yasaklarından kaldırılarak sokağa çıkması hem de yaz mevsimselliğinin geçişkenlik etkisi daha çok vatandaşları giyim harcamalarına yönlendirecektir. Ve bu noktadaki hisseler bu dönemde biraz daha ön plana çıkabilir. Evet. Ama genel olarak yatırımcılar 1445-1475 aralığına bakması gerekiyor borsada. Hı. Bu bölge kırılamaz ise yukarı yönlü olarak tekrardan yeni bir satış eğiliminin gelmesi beklenebilir ki ben de şahsi olarak bu satış eğilimini bekleyen taraftayım Borsa İstanbul'da. Evet. Bir teknik grafiği de paylaşalım. Bu anlamda Reuters'taki grafikte baktığımız aslında iki bölgeden oluşuyor. Değil mi Onur Bey? Şu anda ekranda da grafiği paylaşmış olduk. İşte bunun aşağısını aldığımız zaman aslında ana destek seviyesi 1350 puan. Bunun üzerinde kaldığımız sürece hedeflenen noktaysa 1500'ler gibi gözüküyor. Ama 1500'lerin üzeri için burasını B bölgesi dersek herhalde yeni bir hikaye gerekiyor. Buralardan tekrar satış gelme olasılığından uzmanlar bahsediyor. Hacimsel anlamda da düşüşün aslında devam ettiğini gördük. Dolar bazında hacimler de düşmeye devam ediyor. BIST 100'de yabancı yatırımcılar Mayıs'ta 36 milyon dolarlık nette de bir satım yaptılar. Sabah bunu paylaştık Mayıs ayı datalarını. Aynı zamanda yabancıların işlem süresiyle ilgili de sevgili Zeynep Aktaş'ın bir tweet'i de vardı. Onu da hazırsa rejimiz paylaşırsa çok sevinirim. Yabancıların pay elde tutma süresi 74 güne düşmüş Onur Bey. 2012'de bu 389 günmüş. 2019'da 140 gün. 2020 senesine geldiğimiz zaman ise 74 güne düşmüş. Dolayısıyla hem hacimsel anlamda bir düşüşten bahsediyoruz hem de yabancı yatırımcıların işlem yaptığı gün sayısında da bir düşüş var. Nasıl okursunuz bu tabloyu? Evet, özellikle yabancı takas oranına baktığımız zaman %42'lere gelen bir yabancı takas oranı. Yani yabancının yurt içinden çıkmaya devam ettiğini görüyoruz. Nisan ayında özellikle bir yabancı girişi olmuştu ama bu çok sürdürülebilir gibi gözükmüyor ve yabancının yerini yerli alıyor. Ama bu da işlem hacimlerinin düşmesine sebep oluyor. Yerli yatırımcılar, yabancı yatırımcılar kadar şu anda Borsa İstanbul'da hacimsel bir işlem yaratamamaları Borsa İstanbul'un da kafasını yukarı doğru kaldırmasına mani olan diğer bir engel. Yine Mayıs ayına baktığımız zaman aslında MSCI endeksinden Türk Hava Yolları, Sabancı ve
arçeliğin çıkarıldığını görüyoruz. Bu noktada yapı kredi de çıkartılmıştı. Yapı Kredi, Sabancı ve Türk Hava Yolları'nın çıkartıldığını izlemiştik biz. Ki Mayıs ayında yabancı çıkışının en çok olduğu iki hisseden birisi Türk Hava Yolları'yla yine Yapı Kredi olmuştu. Yani şu anda gördüğümüz kadarıyla yabancının yerini çok fazla acimsel olarak dolduramayan bir yerli yatırımcı sayısı var ki son dönemlerde zaten yerli tarafın daha çok acimsel işlem yaratmak maksatıyla değil, alka arzlar sebebiyle geldiğini görmüştük. İlk başlarda yapılan alka arzlarda yaklaşık yatırımcı sayısı 500-600 binken artık son dönemde alka arzı katılan yatırımcı sayısının, yerli yatırımcı sayısının 20-30 binlere kadar düşmesi bu nedenselliği açıklıyor. Siz de ifade ettiniz zaten teknik olarak siz 1500 dediniz, bana göre dediğim gibi 1445-1475 aralığı. Bu bölge geçilemediği sürece Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareketler çok söz konusu olabilir değil. Bir de şuna dikkat etmek lazım. Yurt dışı tarafında özellikle Avrupa ve Amerika endeksleri rekor kırarken Borsa İstanbul'un yukarıda yeni tarihi rekorlar yazamaması, bundan sonraki süreçlerde satışların özellikle ağırlık kazanacağını bize gösteriyor. Çünkü ilk gelen yurt dışı tepkisinde Borsa İstanbul sert bir şekilde cevap verebilir. Bundan sonraki süreçte de dediğim gibi yerli yatırımcının nasıl hareket edeceğine bakmak lazım. Şu anda Borsa İstanbul'da her ne kadar yukarı yönlü aşağı yönlü hareketler görülse de bunun asıl sebebinin net bir yükseliş olarak kaydedilmemesi daha çok yerli yatırımcının işlemsel algısından kaynaklanıyor. Yani yerli yatırımcı ilk önce bankacılık sektörüne giriyor. Daha sonrasında burada bir miktar kar gördüğü zaman o sektörden çıkıp sanayi sektörüne giriyor. Yani daha doğrusu yerli yatırımcı yeni gelmiyor, olan yerli yatırımcılar sadece sektör endekslerinde kağıt değiştirme işlemleri yapıyorlar. Bu da işlem hacminin artmasına çok da fazla engel oluyor. Bu sebepten dolayı da dediğim gibi önümüzdeki günlerde şu anda Erdoğan-Biden görüşmesi çok ön plana çıkıyor. Bir miktarda ben piyasanın olumlu tarafından bunu fiyatladığını düşünüyorum. Oradan çıkacak gelişmeler sonrası BIST 100 endeksi de net bir şekilde yön belirleyecektir. Ya bu seviyelerden yukarı yönlü ataklar yaparak yeni tarihi zirvelerin gelmesine sebep olacaktır ya da oradaki görüşmelerden tam yatırımcılar tatminkar olmayacaktır ve buradan satışlar başlayacaktır. Ama daha önce de ifade ettiğim gibi eğer ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareketler göreceksek ve dünyada enflasyon yaratılıyorsa, ki bu sürecin ben devam edeceğini de düşünüyorum. Çünkü evet, son dönemde emtialarda, metal emtialarda son hafta bir düşüş yaşadık ama tarımsal emtialarda dünya genelinde yukarı yönlü hareket eğilimi devam ediyor. Böyle bir süreçte ben açıkçası gelişmekte olan ülkelerden dolara doğru bir pozisyon kayması yaşanacağını düşünüyorum. Ve bu da Borsa İstanbul'da tekrardan satışların habercisi gibi gözüküyor. Evet, bu anlamda likiditenin bir miktar sıkılaşma riskleri bizim Borsa İstanbul'da yabancı çıkışlarını ve yön açısından da negatif olabileceğini belirtmiş oldunuz. Dolar tarafı da aslında haftaya tüm bu tartışmalarına rağmen, değil mi, tartışmalara rağmen 8.60 seviyesine aşağısına gitme hisseyle başladı. Tabii ki kurun gelmiş olduğu seviyelerde sonra baktığımızda yüksek bir seviyeden bahsediyoruz. Yani hafif geri çekilmeler Türk lirasında bir güven ortamının sağlandığını işaret etmiyor ama gün içi analize baktığınız zaman Türk lirası yarım puanın üzerinde artıda gözüküyor Onur Bey. Dolar TL'de yön ne olur? Bu hafta tabii ki Amerika'dan enflasyon rakamları ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı da bekleniyor. Tüm bunlar tabii hem euro hem de dolar endeksinin yönü açısından önemli. Bize de yansıması olacak. Ne dersiniz, hem global gelişmeler hem de kurun gelmiş olduğu teknik seviyelere dair? Evet Murat, dediğim gibi bu hafta sen bahsettin zaten, verileri açıkladın. Bundan sonraki süreçte özellikle şu anda dolar TL'nin haftaya satıcılı başlamasının bir miktar, dediğim gibi Erdoğan-Biden görüşmesinin sebebiyle kısa vadede yabancı girişi olabileceğine dair sinyaller alıyoruz ki bu zaten hem borsa hem kura doğru yansımış durumda. Bir de geçen hafta
bahsettiğim gibi ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 1.57-1.58 seviyelerine gelmesi dolar endeksinde cuma günü özellikle bir satış baskısı yaratmıştı. Bunun iyimserliğinin TL tarafında bugün yapıldığını görüyoruz. Bundan sonra görüşlerim dolar TL tarafında değişmedi. Ben orada yeni tarihi zirvelerin yaşanacağını düşünüyorum. Özellikle dolar endeksinin artmasıyla birlikte. Enflasyon tarafında cuma günü Amerika'da özellikle TÜFE'nin yıllık bazda %4.2'den %4.7'ye çıkmasını bekliyoruz. Bu da dünya genelinde enflasyonun arttığına dair bir işaret daha göreceğiz. Avrupa Merkez Bankası'nda ise asıl orada beklenen gelişme ise tahvil alım programını PEP'in tartışılıp tartışılmayacağı, belki azaltılmayabilir ama bunun tartışılmanın yapılması ve önümüzdeki döneme bir takvimin açıklanıp açıklanmayacağına azaltılmasına dair hep bu gelişmeler belirleyici olacaktır. Özellikle böyle bir gelişme görürsek, yani tahvil alım programının azaltılmasına dair mesajlar görürsek, hem Avrupa borsalarında hem dünya genelinde borsalarda bir çıkış. Yine aynı şekilde piyasanın dolara doğru kayacağı bir yapı görebiliriz. Dolar endeksi 89.65 seviyesinin teknik olarak 89.65 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece dolarda yukarı yönlü hareket yapısı devam ediyor. Özellikle ABD enflasyonu sonrasında yine ABD 10 yıllık tahvil faizlerine bakıp 1.70'i kırıp kıramayacağını izleyeceğiz. Bir süredir 1.70-1.55 bandında gezen bir ABD 10 yıllıkları var. Bizim zaten beklentimiz, özellikle dikkat çektiğimiz nokta Amerika'da tahvil faizlerinde 1.70'in kırılıp kırılmayacağı. Şayet 1.70 kırılırsa o zaman dünya genelinde doların ciddi bir şekilde değer kazanacağı ve gelişmekte olan ülkelerden ciddi para çıkışlarının yaşanacağı bir dönemi izleyeceğimizi düşünüyoruz. Tabi bu paralelde dolar TL'de de yukarı yönlü hareket eğilimi hızlanacaktır. Şu anda teknik olarak baktığımızda aşağıda 8.48 dolar TL'de önemli bir destek bölgesi. O bölgenin üstünde kaldığımız sürece alıcılı potansiyeli devam ediyor. 8.48'in altına inersek bu satış süreci çok fazla devam eder mi? Bence etmeyecektir. Yani her düşüş bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise geçen hafta döndüğümüz 8.77'nin üstüne çıkarsak 8.85'lerin kısa vadede önemli bir direnç noktası olabileceğini söyleyebilirim. Onur Bey, çok teşekkür ederiz elimizde kıymetli yorumlarınız için. Acar Menkul Değerli'nin araştırma müdürü Onur Altın'la konuşmuş olduk. Hemen bir kripto para piyasalarında yaşanan fiyatlamaları ekrana bir paylaşalım öncesinde. Birazdan sevgili Helin Çelik bu ekranlarda olacak. Ali Bey Coin'in araştırma müdürü. Bitcoin fiyatlarında 36.245 dolardayız. TL olarak da 312.000 TL olduğunu belirtelim. Litecoin, Ripple ve Bitcoin Cash tarafında da asıl satışları görüyoruz. Bugün ne oldu diye bakalım. El Salvador, Bitcoin'i ulusal para birimi olarak kabul edecek ilk ülke olmaya hazırlandığını söylemişti. Fiyatları sarı renkte görüyorsunuz. 36.231 dolarda -2.19'luk bir satış var. Twitter CEO'su Jack Dorsey, Bitcoin için 5 milyon dolarlık temiz enerji yatırımı. Elon Musk da NFT piyasasında bir coin için Ay'a çıkacak imasta bulunmuştu. Binance'ın CEO'su, Amerika CEO'su da Elon Musk'ın ilgisinin uzun vadede aslında Bitcoin için olumlu olduğunu söyledi. Her ne kadar kısa vadede Bitcoin fiyatlarını daraltsa da diye. 200 günlük ortalamayı da ekranda görüyorsunuz mor renkte. 41.209 dolardan geçiyor. Birçok analiz 41.000 dolar üzerinde Bitcoin fiyatlaması olmadığı sürece bu yükselişler çok kalıcı olmaz diyor. Peki Alebe Coin araştırma müdürü sevgili Helin Çelik, Helin Hanım bu konuda ne düşünüyor? Siz hangi seviyeleri belirteceksiniz? O kadar çok gelişme oldu ki ama nihayetinde bakıldığında tüm bu gelişmelere rağmen Bitcoin kırmızı da pek artık olumlu gelişmeleri fiyatlamıyor gibi, ne dersiniz? Evet, çünkü fazlasıyla strese girmiş durumda kripto para birimleri. İlk başta biliyorsunuz Elon Musk'ın tweet etkisiyle başlayan, Nisan ayından beri devam eden bir geri çekilme süreci vardı. Tam toparlandı, toparlanıyor derken yeniden hem dolar endeksinin durumu, hem altınla Bitcoin'in birbirine olan ilişkisi, hem de yine Elon Musk'ın tweet etkisi biraz burada daralma yaratmış durumda. Özellikle Bitcoin kanadında aktif adres sayısına baktığımız zaman 7 ayın en düşük seviyesine ulaşıldığını gözlemliyoruz. Yani yatırımcı satış yapanların dışında kalan yatırımcı biraz daha
bekleme yoluna gidiyor diyebiliriz. Bu tabii diğer kripto para birimlerine de yansıyor. Litecoin sizin de fiyatlamasının üzerinde durduğunuz gibi işlem hacmine baktığımız zaman Litecoin işlem hacmi son bir ayın en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Yine Ethereum kanadında borsalara aktarılan Ethereum miktarı burada da 16 ayın en düşük seviyesinde ama Ethereum'da şöyle bir parantez açabiliriz. Burada da yatırımcılar satmaya isteksiz, gönülsüz davranıyor diyebiliriz. Yani piyasadan çıkmamış olan oyuncu şu an itibariyle biraz daha rölantiye almış durumda hem işlemlerini hem de bu satış yapma sürecini. Pozitif haberler evet fiyatlanmıyor çünkü biraz karmaşık da bir dönemden geçiliyor. Trend desteğinden toparlamalar ve alış hacimleri çok güçlü seviyede değil. O yüzden biraz daha herhalde riski azaltma yoluna gitmeye çalışıyorlar ya da yeni risk almamaya çalışıyor olabilirler. Fiyatlama açısından da bakacak olursak yani 40.200 dönüş seviyesi olarak hesapladığımızda kritik olarak atfedilebilir. Bir de zaten daralan bir hacim var, beliren formasyonlar var, bir simetrik durum ve daralan bir hacim. Sonrasındaki kırılım önemli olacak özellikle Bitcoin kanadında. Çünkü şu an için ne kadar pozitif haber gelirse gelsin diğer kripto para birimleri açısından öncü olarak Bitcoin'i biz takip ediyoruz ki diğer kriptolar da aynı şekilde bunu bu şekilde fiyatlıyor diyebiliriz. Aslında bu yıllık ve bu sene başından itibaren Hennin Hanım aldığımızda ya ben çok teknik analizi aslında böyle yani şöyle yani teknik analize bakıp al sattan ziyade işin hikayesine genel olarak bakıyorum ama teknik analizde en azından hani düşüş ya da yükseliş olup olmayacağını görmek açısından önemli görüyorum. Hani siz de fikirlerinizi lütfen söyleyin. Ekranda paylaştım. Bu işte yılbaşından bu yana saatlik bir grafik. Tam son anlarda aslında gördüğünüz gibi çok sıkıştı değil mi Bitcoin fiyatları? Bir üçgen formasyonu evet, da var. Evet. Sanki bu üçgenin üzerine de hani böyle bir yeter be artık deyip ya altına ya da üstüne doğru bir gidiş olacak gibi ama hani alta mı üste mi gidecek diye sormak isterim. Yani teknik çok çalışıyor bence Bitcoin'de değil mi? Özellikle Fibonacci. Ne dersiniz? Evet, ben de kesinlikle özellikle dönüş seviyelerine Fibo ile bakılmasından yanayım ve simetrik üçgen formasyonunu biz takip ediyoruz geçtiğimiz birkaç gündür. Şimdi simetrik olması kırılım yönüne doğru hareket edeceğini ve o başlangıç boyu kadar ivme kazanabileceğini söylüyor bize. Aşağı yönlü bir kırılım olursa biz gerçekten belki de 30 binin altına sarkan bir Bitcoin dolar görürüz gibi mi geliyor? Teknik en azından bunu söylüyor. Ama bu noktada da bir bozulma olur mu olmaz mı? Bunu takip edeceğiz. Güzel böyle alış hacimleri biraz kıpırdanmaya başlarsa ve Bitcoin dominans oranı biraz düşüyor. En azından dominansta bir toparlanma gelirse biz kripto para biriminde de yukarı yönlü bir kırılım olmasını umabiliriz. Bunun için de yine 40 binleri artık terk etmesi gerekiyor ki formasyon onayından geçsin. O zaman biz aslında yine şöyle çok güzel bir şekilde 52 bin grafikten baktığımız zaman 52.300'lere doğru tabii ki de kademeli olarak takip etmek kaydıyla bir fiyatlama görebiliriz. Ama simetrik yapısı olması bu noktada alıcıların ve satıcıların karar mekanizmasının yakından takip edilmesi gerektiğini bize vurguluyor. Evet yani ekranda da görüyoruz işte bir ters bir çanak formasyonu da var. Aslında çok da tadı da yok yani fiyatlamaların değil mi? O eski havası da yok. Böyle bir hani olumsuz bir haberde birazcık daha sanki kendini ucuzlatmaya çalışacak bir Bitcoin fiyatları da görüyoruz. Satış ağırlıklı bir tablo gözüküyor. Hilal Hanım şunu da hemen çok kısa araya sıkıştırmak isterim. Janet Yellen biliyorsunuz bir açıklama yaptı. Hem enflasyon hem de faize dair aslında oldukça önemli açıklamalar yaptı. Yeni dönemde bir varsayım üzerinden gidelim sizinle birlikte. Amerika'nın faizleri arttırdığı sıfır seviyesinden işte bu tapering sürecine doğru gittiğimiz zamanda Bitcoin fiyatı nasıl yönde reaksiyon vermesini beklersiniz? Yani Amerika'nın varlık alımını azaltması ve faizleri arttırma olasılığı kripto paralar için avantaj mı, dezavantaj mı? Yoksa Amerika faizleri enflasyondan dolayı mı arttırdı, büyümeden dolayı mı arttırdı gibi büyüme mi çok daha önem kazanıyor? Ne dersiniz? İkinci söylediğiniz biraz daha yatkın gibi geliyor. Yani büyümeden dolayı böyle bir karar alınmış olabilir. Bizim genel çerçevede hem evet enflasyon verisini çok iyi takip etmemiz lazım. Çünkü burada kripto paralar bir seçenek olarak masaya çıkıyor. Sadece bu dönemde belki biraz daha işte yaz aylarında olmamız ya da ertelenen taleplerin bir miktar daha karşılık buluyor olması kriptoları da bir miktar negatif etkilemiş durumda. Biz aynı zamanda hem dolar endeksinin de durumunu, altının da durumunu göz önünde bulunduralım.
Ama her halükarda şimdi haber akışlarını da düşününce ve enflasyonun kaçınılmaz durumunu göz önünde bulundurunca o zaman biraz daha kriptoların primli ilerlemesini bekleyebiliriz. Ama yine de tabii ki de hani biliyorsunuz hani beklediğimiz bazı teknik veriler de var. Hani altının durumunu da biz her zaman göz önünde bulunduralım. Ve enflasyon verisiyle beraber bütün bir şekilde inceleyecek olursak yani biraz daha toparlanma kripto kanadına kayabilir. Evet, şu anda da 36.182 dolardayız. Son olarak da böyle bir dakika içerisinde buradan pozitif ya da negatif ayrıştığına dikkat çekeceğiniz bir coin var mıdır, altcoin? Bu noktada şunu biraz göz önünde bulundurup söyleyebiliriz. XRP kanadını takip edelim. Hı hı. Ripple'daki formasyon biraz daha farklı ilerliyor. Çünkü orada yükselen üçgen görüyoruz biz. Özellikle bir direncinin kırılmasıyla bir 40'a doğru reaksiyonun ilerlemesini bekleyebiliriz. Onun dışında yine güncelleme alan ve biraz daha aşırı alım bölgesinde konumlanmaya istekli ve pazar payını artıran Ethereum göz önünde bulundurulabilir. Çünkü burada %20'lere varan bir artış söz konusu Ethereum'un dominansında. Olası eğer yani piyasaya bir fon girerse bu coinler biraz daha fazla prim kazanacak gibi gözüküyor. Bunlara biraz daha bakabiliriz, adayı göz önünde bulundurabiliriz diyebiliriz. Helin Hanım, çok teşekkür ederiz yayınımıza kıymetli katkılarınız için. Kripto para piyasalarındaki son gelişmeleri izninizle sizinle birlikte aktarmış olduk. 1,5 saatlik bültenimiz efendim. 11'de başladık, 12.30'da bitmiş oldu. Pınar Aksu ve Yarkun Sun editörlerimize teşekkür ederim. Ve tabii ki yönetmenimiz Burçin Kırca ve tüm rejisine bu bülteni sizlere ulaştırdık. Sabah 7'de bir kez daha görüşmek dileğiyle. Reisaş Lojistik, Para Toner'i sundu.